Merhaba değerli izleyiciler. Şu anda Gebze'de Kadir Başdur'la birlikte Mirajatlı Spor Kulübü'nü ziyarete geldik. Mirajatlı Spor Kulübü ile ilgili ve Kadir Başdur ile ilgili bütün at hikayelerini dinlemek için sizinle Kadir Bey'i tanıştırmak istiyorum. Merhaba, Nasılsın hoş Kadir geldiniz. abi? İyiyim, teşekkür ederim. Nergis, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle burada olduğun için çok mutluyum. Ben de Çok seninle teşekkür ederim. birlikte Böyle olduğum bir için imkanı çok mutluyum. sağladığınız için Çiftçi TV'ye de teşekkür ediyorum. Sen de tabii bildiğin gibi ben çok eskiden beri, yani yaklaşık olarak 5 yaşından beri, yani atla tanışmam 5 yaşında falan oldu. İlk tanışmam. Ankara'da süvari alayını izleye izleye. Daha sonra da 5 yaşında bir atın üzerine çıkmak nasip oldu. Annemin köyünde Ardahan'da. Atla bu şekilde tanışmış oldum 5 yaşında ve o günden sonra da çok şükür hiçbir zaman da atsız olmadım ve atsız da bir yaşamım olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, hiçbir evimde ya da ofisimde at resmi olmayan bir odam da olmadı. Hayatına girdiği zaman evet ağır Evet. bir şekilde Yani giriyor benim at. için gerçekten de hayatımın bir tarafı hep at. Öyle oldu ve asıl mesleğimi biliyorsun, ben mimarlık okudum yurt dışında ve 40 yaşına kadar da mimarlık yaptım. Ama bunun yanında birlikte de, yani yaklaşık olarak 5 yaşından beri at bindiğim ama 24 yıl boyunca da sportif biniş yaptım. Dresajla başladım ilk olarak Kurtköy'de Ballıca Atlı Spor Kulübü'nde. Daha sonra engel atladık orada, engel atlama yaptık. Akabinde de ben zaten mimarlığa ilk başladığım yıllar itibariyle de 40 yaşına kadar mimarlık yapacağım. Az kazanacağım, çok kazanacağım ama bir şekilde 40 yaşından sonra bütün hayatımı atlara adayacağım diye bir kendime bir şey biçmiştim, plan yapmıştım. Çünkü atsız bir yaşamı düşünemiyorum. Benim için, yani o geçen sürede hep hani eksik kaldı diye düşünüyorum. Onun için 40 yaşına kadar zor sabrettim iş olarak. Mimarlık, heykeltıraşlık bir tarafa kaldı. Artık hobi olarak onları yapıyorum. 40 yaşından itibaren de bütün hayatımı artık atlarla vakit geçiriyorum. Öncelikle Miraj Atlı Spor Kulübü'nü kurduk 2010 yılında. Ve atlarla birlikte 2000'li yıllarda geleceğimi atlarla ilgili düşündüğüm için de 2000'li yıllarda, 95 ile 2000 yılları arasında hep böyle bir yer arayışı içerisinde oldum. Yani ben bu işi ölene kadar nasıl bir mekanda yapabilirim? Atlar nerede mutlu olur? Evet, Nasıl o bir çok mekanda? önemli değil Evet. mi? Nasıl bir mekanda mutlu olur? Çünkü hayatımızın büyük bir kısmı, yaklaşık 15-16 yılı, 20 yıla yakın hatta bir süre İstanbul'da belli kulüplerde ortamları gördük. Oralarda at bindik uzun yıllar. Ama önemli olan atların da mutlu olabileceği bir yer. Yani kapalı manej, ahır ahır kapalı manejden ziyade at, doğayı seven, doğada olması gereken bir canlı. Doğada mutlu. Onun için de ben bu şu andaki mekanı seçerken de atlar nerede mutlu olacağı önce baktım. Bununla ilgili de sadece bu bölgeyle ilgili de şey kalmadım. Yani mesela Orhan Gazi'de çok göl kenarında yerler baktım. Bursa'da yerler baktım. İşte Kandıra taraflarında yerler baktım. Ama bütün incelemelerim sonucunda mesela Orhan Gazi'de de çok güzel yerler bulduk. Ama tarımsal ilaç, tarımın çok yoğun olduğu bölgelerde ve tarımsal ilacın çok yoğun kullanıldığı için, havada uçan kuş bile olmadığı için bölgede tercih etmedim. Ve şu anda bulunduğumuz mevki işte Şile Ağva'ya 33 kilometre, Gebze'ye 40 kilometre, yaklaşık olarak İzmit'e 30 kilometre, İstanbul'a da ortalama 50 kilometre mesafede, tam ormanın tam ortasında olan bir yerdeyiz. Bölgemiz yaklaşık olarak etrafımızda işte ki köyler tamamen orman köyleri. Tarımın çok yapılmadığı, düzenli olarak tarımın yapılmadığı, sadece köylünün kendi geçimini sağlayacak kadar ekip diktiği bağını, bostanını ve küçük miktarda da tarlalarını ahırındaki 3-5 inek için ektiği bir bölge. Onun için de çok fazla tarımsal ilaç kullanılamıyor. Evet. Kullanılmıyor. Onun için de kuş florası, ilk geldiğimde buraya özellikle dikkatimi çeken şey bu Kocadere mevkii. Yani Ağva'ya dökülen, Karadeniz'e dökülen, buradan davulculardan çıkıp dökülen bu dere özellikle cezbetti beni. Çünkü at ve su ayrılamaz. Aynı Evet. insan gibi. Atlar da suya bağlı. Yani antrenman yapacaksanız, çalışacaksanız mutlaka su, yakınında su olması gerekiyor. Yani önceliğimiz kendi uygun lokasyonumuz değil, atın uygun Kesinlikle. lokasyonu olmalı. Kesinlikle. Eğer atımız, yani at mutluysa, at gerçekten burada psikolojik açıdan, doğal açıdan rahat edebilecekse, at mutluysa biz de mutlu olabiliriz zaten.
atımız mutlu değilse o zaman bir mesafe yol kat edemeyiz. Bir atlı yaşamdan da söz edemeyiz. Çünkü atın ağzı var, dili yok. Onun nelere ihtiyacı olduğunu biz belirlemeli. Ona göre bir yer tespitine, uygun bir yer tespitine biz yapmalıyız. Onun için de ben burayı çok uygun gördüm. 2000 yılında nasip oldu. Böyle bir mekana sahip olduk. Çok şükür. Yani hayallerimin ilk adımını bu şekilde atmış oldum. Ve 2000 yılından sonra da yaklaşık 2010 yılına kadar, hatta hala hazırda da tüm kazancımızı da buraya harcadık ve atları harcadık. Ve bunun için de çok mutluyum. Allah bereket versin. Önemli çünkü, bir iş. Evet, çünkü gerçekten de sevdiğim işi yapıyorum. Ve gerçekten hani burayı da ölene kadar bu mekanda Allah nasip ederse yaşamak, atlarla birlikte hayatımı geçirmek istiyorum. Bir de sporculuk, önemli bir sporculuk deneyiminiz var Kadir evet. abi. Yani atlı dayanıklılık, endurans konusunda milli sporcusunuz. Bu spor kısmında nasıl devam etti, nasıl aktı at sevgisi? Şimdi şöyle söyleyeyim, buradan tüm izleyicilere ve tüm Çiftçi TV izleyicilerine şunu söyleyeyim ve size de. Öncelikle şöyle, uzun bir süre İstanbul'da belli binicilik kulüplerinde vakit geçirince ve ortamı görünce mesela Avrupa'nın bize biçmiş olduğu sporları ben bünyem kabul etmedi. Mesela diresaj, işte engel atlama diye branşlar şu anda mesela ağırlıkta gidiyor. Bünye kabul etmiyor. Biz Anadolu insanı olarak kapalı maneş, Avrupa atları. Bir kere şunu da baştan söyleyeyim. Bu kulüplerde kullanılan atlar genelde binicilik adına kullanılan atlar Avrupa'nın binek atı değil, sadece geçmişte iş atı olarak kullandıkları, tarlalarını sürdükleri, ormandan yük çektikleri büyük atlar. Geçmişte onlar savaş stratejisi olarak da genelde ağır zırhlı birlikler kullandıkları için süvarilerde genelde büyük atlar kullanmışlar. Ağır kanlı, soğuk kanlı ve ağır atlar, çok büyük atlar kullanmışlar. Bu atlar arazide, doğada kullanmak için çok uygun değil ve binek atı değil bunlar. Bunlar aslında iş atları. Ama Avrupa son yüzyılda bu dresaj gibi, engel atlama gibi sporlarla kendi iş atlarını bir kapalı manej içerisinde spor atı diye bütün dünya şu anda pazarlamakta ve milyon eurolara satmaktalar. Halbuki Avrupa'nın şu anda bir binek atı yok. Bir kere bana bir kere burası önce çok ters geldi. Yani Avrupalının atıyla spor yapmak ters geldi. Çünkü araziye çıktığım zaman o keyfi almadım. Biraz daha kıvrak, esnek olması evet. gerekiyor arazi için atların herhalde. Kesinlikle. Ben çocukluğumdan itibaren özellikle Ardahan, Erzurum, babam Erzurumlu, annem Ardahanlı. O da çok büyük benim için nasip oldu. Yani o bölgede çünkü biraz daha halk halen daha atı halen daha hayatından çıkarmış değil ve halen daha günlük olarak kullanmakta. Oradaki o şey, bizim Anadolu'nun binek atları, daha sonra Avrupa atları görünce hiçbir zaman bana o binek atı, bizim kendi atlarımızın vermiş olduğu zevki, heyecanı, ateşi vermedi. Çünkü bizim atlarımız sıcak kanlı atlar. Özellikle de Arap atı, yeryüzünde bana göre hani insana en yakın, en safkan ve gerçekten arazide dünyada binek atı olarak kullanılabilecek en üst sınıf ve en safkan at, Arap atı. Onun için bu atları daha önceden bildiğim için hiçbir zaman bu yönüne ısınamadım. Ve daha sonra 2009-2010'lu yıllarla endurans sporuyla tanıştım. Sonra sporu biraz araştırmaya başlayınca bir baktım tam benim yaşamım. Hani tam bana göre. Yani evet. Tam bana göre bir yaşam. Yani atla hayatını geçiriyorsun. Bir atınla beraber alıyorsun ve bir yol gidiyorsun. Yani 20 kilometreden başlayıp 160 kilometreye kadar bir yol yürüyorsun. Çıkana kadar ve bu yıllar sürüyor. Yani diyelim ki 6 yaşında başladığın spora bir atla 20 yaşına kadar bir yol gidiyorsun. Evet. 25 yaşına kadar bu at koşabilir. Yoldaşlık yapıyorsun. Bu inanılmaz güzel geldi bana. Gerçekten de at yeryüzündeki bana göre insan için en iyi yoldaş. Ve bu sporda bana hani gerçekten de atla yapabileceğim en iyi yoldaşlık gibi geldi günümüz için. Ve uluslararası bir spor olması, uluslararası bir federasyon olması, bir takım şartlarının, teknik şartnamelerinin her şeyin daha hali hazırda oturmuş olması. Ülkemizde de aynı zamanda da dayanıklılık sporu hem benim hem de atımın limitlerini hem kendimi tanımak hem de atı tanımak açısından çok önemli bir spor olduğu için beni buraya bu spor cezbetti. Atı tanıdığın zaman, onunla birlikte kilometre yaptığın zaman onu yetiştirmenin de
ne istediğini bilmenin de çok daha kolay olacağını düşünüyorum. O yüzden endurance atlı dayanıklılık sporu bir atla ilişki kurmak için olabilecek en keyifli spor gibi geliyor bana. Ve senden atın bir endurance atının nasıl yetişmesi gerektiğini, yani diğer bizimle birlikte endurance yapmak isteyen, atlı dayanıklılık yapmak isteyen kişilerin tercihlerini nasıl, ne yönde kullanması gerektiğini öğrenmek istiyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki endurance yapabilmek için bir kere çok ciddi bir spor bu. Hı hı. Ve gerçekten de çok strateji gerektiren bir spor. Ve iyi bir ekip çalışması gerektiren bir spor. Ve gerçekten de uzun vadeli yatırım gerektiren bir spor. Yani uzun vadeli çalışmak gerektiren bir spor. Planlamayı hep uzun vadeli yapmak gereken bir spor. Güzel tarafı, en güzel tarafı zaten hani cezbedici tarafı bu süreç. Geçmişte atalarımızın çok iyi bildiği, son yüzyılda bizim çok tamamen bilgi olarak unuttuğumuz atı tekrar toplumda bu bilgiyi tekrar edinmek için, en hızlı şekilde edinmek için en doğru spor olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki yetiştiricilik ülkemizde daha yeni başlandı. Çok iyi yerlerdeyiz diyemem. Yetiştiricilik konusunda ilk senin atlı dayanıklılıkla ilgili yetiştiricilik yaptığını biliyorum. Evet, şu anda bu bir önemli bir başlangıç ülkemiz için. Evet, şöyle yaptık. Geçen 7-8 yıllık bu atlı dayanıklılıktaki tecrübelerimize dayanarak ve dünyadaki yapılan şeklini görerek ileriye yönelik yatırımlar yaptık. Şu anda 1 yaş ile 2 yaş arası taylarımız, işte 3 yaşında taylarımız, 6 yaşında spora başlayacaklar. Sadece endurance sporunu yapsınlar diye 0 taylar aldık ve bunları burada yetiştiriyoruz. Şu anda gebe kısraklarımız var. Bunlardan doğacak tayları yine bu spor için geliştirip ülkemiz için hani ve atın tanıtılması, bu sporun tanıtılması ve atın tabana yayılması için, tüm topluma yayılması için bu tip yatırımlara girdik. Çünkü şöyle, ülkemizde biliyorsunuz ki at denince ilk önce akla bütün verdiğimiz üniversitelerde seminerler veriyoruz, konferanslar veriyoruz. Gençlere evet. Sorduğumuz zaman ilk söyledikleri şey, at denince akıllarına ilk gelen şey ganyan geliyor. Evet. Ganyan diye bir olgu. At yani yarışır. İnsanlar üzerine bahis oynar falan. Böyle Türkiye'de böyle bir algı var. Hatta spor olduğundan bile insanların haberi yok şu anda. Onun için bunu bir kere topluma oturtmak için önemli bir spor. Onun için de bu spor içinde özel atlar yetişmesi gerekiyor. Yani evet. Düz koşudan çıkan atlar değil. Çünkü başka bir spor yapmış. Mental olarak farklı bir kafaları var muhtemelen. Kesinlikle. Fiziksel olarak farklı bir kas yapıları var. Tamamen düz koşudaki gibi düşün evet. Olayı. Mesela işte düz koşu gibi diyorum, pardon, atletizm gibi düşünelim. Maratoncu ve 100 metreci bir atleti olarak ve maratoncu bir atleti düşünelim. İkisinin arasındaki fark gibi bir şey. Şimdi 100 metreci bir atlet hayatının belli bir dönemini geçirip vücudundaki o 100 metre için gereken sprint kaslarını geliştirecek. Ve daha sonra bu kaslarla maraton yapması çok zor. Evet. Onun için sıfırdan bir atın endürans için, dayanıklılık için yetiştirilmesi gerekiyor. Vücudundaki dayanıklılık kaslarının oluşumu zaten minimum 1 ile 2 yıl arasında sürüyor. Altyapı yani temel oluşması bile 2 yıl varan bir süre sürüyor dayanıklılık kaslarının gelişmesi için. Çünkü yakıt olarak kullanmış olduğu enerji tipi tamamen farklı bir enerji tipi. Bir tanesi de biliyorsun ki aerobik bir enerji yakıt sistemi var bizim endurance'da. İnaerobik. Evet, düz koşuda ise diğer mesela hıza dayalı sporlarda da anaerobik bir yakıt sistemi var vücutta. Onun için bütün sistem farklı. Onun için de endurance atı doğada kendi kendine çok doğal, çok düzgün bir ortamda yetişmeli. Psikolojik olarak çok rahat bir ortamda yetişmeli. Ve yetişeceği sürede, yani sırtına binilecek ilk yerinin vurulacağı sürede 5 yıl. Yani 5 yaşına kadar padokta dinlenmeli. Her şeyi, sağlığı, bütün kontrolleri, temiz ot almalı, temiz su içmeli, temiz hava olmalı. Tamamen doğal ve güvenli bir ortamda yetişmeli. Ve 5 yaşından önce sırtına eğer vurulmamalı. Şimdi bizim ülkemizde şu anda bu sporla alakalı bir yetiştiricilik olmadığı için, bunu ilk defa başlattık burada. Daha önceden kullandığımız atların tamamı düz koşudan artık koşamayacak. Elden çıkarılan atlarla genelde bu spor yaptık. Yapılabilirdi. Ama düz koşudaki atlara şu anda biniş süresi 2,5 yıl. Daha tayken
sırtına biniliyor ve çok yüksek tempoda koşular yapılıyor. Onun için de bel kısmında bir takım problemler hasarlar oluşuyor. Tam gelişmeden kıkırdak, eklem, vücuttaki bir tendonlar tam oturmadan binildiği takdirde uzun mesafelere gitmek çok zor. Tabii, onun için de bu spor için engelleyemeyiz öyle bir durumda. Zaten gelişme çağı bitmemiş oluyor. Bir kere şunu da söylemek lazım izleyicilere. Mesela 8 yaş üstündeki atları genelde toplumda bizim yaşlı olarak görüyor bizim halkımız. Evet. Şu anda oturmuş bir şey. Evet. Yani 8 çok yaşlı ya falan diyorlar. 10 yaşında ya artık bitmiş işi falan diyorlar. 8 yaşında bir atın gelişimi daha yeni bitiyor. Yani çocukluk dönemi bitip delikanlılık dönemi başlıyor. Bir kere gençlik dönemi başlıyor yani. Daha genç. Yani 8 ile 10 yaş arası bir atın genç olduğu dönem. Olgun olduğu dönem değil daha. Delikanlı olduğu dönem de değil hatta. 8 yaşında bir atın gerçek donu yani rengi, karakteri, eklem, kıkırdak, tendon vücut gelişimini tamamlamış oluyor daha 8 yaşındayken. Yani bu demek oluyor ki yani 8 yaşına kadar bir at daha gelişiyor hayvan, tay yani. 8 yaşından sonra bir at oluyor. 8 yaşın altındaki bir ata yani atla at demek doğru değil, tay demek lazım. 8 yaşın altında kadar, 8 yaşına kadar bir at taydır. Sanki ikili üçlü yaşlarda taylığı bitiyor gibi değil bu olay. Gelişimi atın 8 yaşında tamamlanıyor. Burada bu gelişimi tamamlamak için oldukça uygun arazi şartları var. Hatta bugün 4 mevsimi birden yaşadık. Ben bunu bir çıkartayım. Sıcak oldu. Bir atın bu evreyi geçirmesi için çok keyifli bir alana sahibiz. Çünkü atın padok yaşamı herhalde hem psikolojik hem fiziksel olarak atın bütün değerlerini ciddi anlamda etkiliyor. Kesinlikle. Değil mi? Bir kere biliyorsunuz doğal, bir kere atlar doğal olarak otlamak zorundalar. Atlar sürekli yaratılış, Rabbim öyle bir yaratmış ki onu yürümek zorunda. Evet. Bir kere günlük sadece karnını doyurmak için 16 kilometre ile 20 kilometre arasında yürüyorlar atlar. Otlamak için. Padokta. Ortalama bu. Ortalama bir kilometre bu. Yani günlük 20 kilometre yürüyor. Asgari bunu yapması gerekiyor. Peki, yürürse... Şey... Yürüyerek soracağım. Beslenirse sağlık bulabilir. Şimdi İstanbul şartlarında atçılığı geliştirirken bu tarz padok imkanlarına sahip olmayan birçok yer var. Ve bu insanlar da atla ilgili yaşamlarını devam ettirmek istiyorlar. Bu konuda nasıl bir önerimiz olabilir? Yani atların padok yaşamlarını hangi mevsimlerde padoklara gönderilmesiyle ilgili nasıl durumlarda, atların hangi koşullarda bu tarz çiftliklerde padok yaşamı sürme şanslarının olmasıyla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Yani şimdi İstanbul'da büyük kentlerde özellikle mutlaka olması gereken, evet bu kulüpler mutlaka olacak. Çünkü şehirde yaşayan insanların en azından çocuklarının atla tanışması için çok güzel imkanlar bunlar. Ve şu anda yeni hükümetin yapmış olduğu önemli çalışmalardan bir tanesi tüm belediyelere, ilçe belediyelerine, büyük şehirlere bunu bir görev olarak üstlendiler ve yaklaşık olarak tüm ilçeler dahil, ilçe belediyeleri dahil kendi ilçelerinde, kendi bölgelerinde binicilik kulüplerini yapmaya başladılar. Bu çok sevindirici bir haber öncelikle. Yani öncelikle bir kere bir çocuklarımızın küçük yaştan itibaren bir atı görüp tanımaları için şehirlerde bu tip kulüpleri çok önemsiyorum. Ama doğru yapılandırmak lazım. Yapılanmayı yaparken, tesisi kurarken doğru yapılandırmak lazım. Ve at olayını düşünürken birinci derecede ticari düşünmemek lazım. Yani ticaret... Bir canlıdan bahsediyoruz. Evet, çünkü, ve bizim için hayatımızdaki yeri yüzyıllardır çok önemli olan evet, bir ben hayatını mimarlık yaparak kazanmış bir insan olarak söyleyeyim. Hiç kimse bu işe ticaret yapacağım da para kazanacağım diye girmesin. Çünkü mümkün değil, kazanamazsınız. Böyle bir kazanç yok. Yani bu işte böyle ticari bir kazanç yok. Ben gideyim o zaman. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Yıllardır içerisindeyim, yıllardır camianın içerisindeyim. Hani atçılık yapıp da kulüpçülük yapıp da bu işten hani böyle para buldum, zengin oldum falan diyecek hiçbir durum yok. Bu işi gerçekten de bir misyon, bir severek yapacağınız bir iş olarak girmelisiniz. Ticari olarak düşünürseniz hem atlarla ilgili soğuma yaşarsınız hem de bu işi gerçekten doğru yapıyor olmazsınız. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Şehirlerde de dediğim gibi tesisler yapılırken doğru yapılandırılmalı ve atlar öncelikle atlar düşünülmeli.
Hiç ama olmaz. Orada böyle imkana sahip değillerse atlarını belli dönemlerde padok imkanları verebilecek kulüplerle paylaşmaları, sunmaları gibi bir şansları var yani. Nergizciğim, şimdi şöyle, aslında bugün o kadar imkanlara sahibiz ki zaman olarak. Teknoloji o kadar ilerledi ki. Ve bu artık bu şeyleri sağlamak çok kolay. Mesela kulüpler şunu yapabilirler. Mesela haftada bir gün, ayda bir kere, yılda beş kere atlarını alıp, yani artık vanlar var, araçlar var, kamyonlar, tırlar, yani atlar taşıyacak çok güzel, kaliteli imkanlar var. Doğaya çıkabilirler, doğa turlarına çıkabilirler, denizlere gidebilirler, ormanda gidip kamp yapabilirler. Bunları atları rahatlatmak için yapabilirler. Mesela bu tip yerlere götürüp padok imkanlarını atlara en azından bir aylık da olsa atın hayatında belli bir döneminin rahatlamasını sağlayabilirler. Yani bunlar çok rahat yapılabilir. İstanbul'da bir kulüpte de bunlar çok rahat yapılabilir, planlanabilir, organize edilebilir. Bunun için şu anda belediyelerin de çok büyük destek verdiğini, imkanlar sunduğunu biliyorum. Ve yani bununla alakalı ön ayak olduklarını çok iyi biliyorum. Ve binicilik adına da çok önemli yatırımların yapılmaya başlandığını da şu anda gözlemliyoruz. Çünkü bize gelen taleplerden görüyorum. Slovakya'da Miracatta Spor Kulübü'nün öğrencilerinin yarıştığını biliyorum. Ve ülkemiz adına yapılan çok büyük bir, çok önemli bir spor desteği bu. Bunların da belediyelerle ilgili bir katkısı olduğunu duydum. Bu ortaklaşa yapılmış bir spor aktivitesi midir? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bununla alakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Yani bu çok önemli bir, tarihi bir destek verdi. Çok büyük bir olay bu. Yaklaşık olarak bir yıldan beri atlarımızı çalıştırdık ve önümüzdeki yıl hem junior'da, gençlerde hem de büyüklerde ülkemizde tarihi olarak 55 yıldan beri yapılan bu enduro sporunda ilk defa bir Avrupa şampiyonasına ve dünya şampiyonasına katılacak ekibin kalifikasyonunu yapmak için bize destek verdiler, sponsor oldular ve biz de bu kalifikasyonları yapmaları için atlarımızı Slovakya'ya gönderdik. Geçen ay yılın başında geçen ay biliyorsunuz 80 kilometre koşup kalifiye oldu atlarımız. Bu ay duyduk, evet biliyorum. Önümüzdeki hafta inşallah atlar 120 kilometre koşacaklar ve bir Türkiye'de bir tarih olacak. Önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış atlarımız olacak, binicilerimiz olacak. Çok güzel. Bu onun için, bizim için, kulübümüz için, bölgemiz için, ya da ülkemiz için çok önemli bir adım bence. Ve gençlerimiz şu anda orada bir 15 kişilik ekiple gittiler ve bir aydan beri oradalar. Çok önemli insanlarla tanıştılar. Önemli bir takım etkinliklere katıldılar. Bilgi yüklenip bizim ülkemize dönecekler. Orada çok iyi bir kulüpte şu anda konaklama yapıyorlar. Orada bilgi alışverişi, akışı sağlıyorlar. Kendi yaşıtlarıyla tanışıyorlar. Oradaki kulüp düzen bir takım ortamları görüyorlar. Yarışmada uluslararası dünyanın her yerinden gelen sporcularla ve atlarla buluşma imkanı buldular. Ve inşallah bu kalifikasyonu da tamamladığımız zaman ülkemizde bir tarih olacak. Önemli bir adım oldu bizim için de. Yıllardır yapmış olduğumuzun çalışmaların ses getirmeye başladı. Sağ olsun ilimizin veya ülkemizin ileri gelenleri de bizi dinlediler, yardımcı oldular. Bu konudan çok mutluyum bir kere. Çünkü bizim çok üzüldüğümüz bir konuydu bu. Biz Türklerin atasporu olan at maalesef başarı konusunda bizden oldukça uzaktaydı birçok konuda. Ki atlı dayanıklılık bizim bu posta ve savaşla ilgili atları kullanmamızda çok önemli bir faktör. Atlı dayanıklılık bizim ülkemizde çok iyi gelişmesi gereken bir konu. Bu konuda herhalde en önemli desteği alıp ciddi bir başarıyı yakalamış olmanız çok büyük gurur verici. Bir kere evet, yani sağ olsun belediyemiz bizim bu hani ciddi yaklaşımımız, planlı programlı ciddi yaklaşımımız, hedefler koymamız öncelikle görüp bizi öncelikle ciddiye aldılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok önemli adım oldu. Şu anda kulübümüzdeki tay yetiştiriciliği noktasında da desteklerini devam ettiriyorlar. Önümüzdeki yılda 2020'ye kadar olimpiyatlara kadar ve 2020 büyükler dünya şampiyonasına kadar da bu desteklerini yani plan olarak sponsorluk olarak sağlayacaklar. Bu program böyle devam ettiğinde biz artık antrenörleri biz yurt dışından getirmek yerine Türkiye'den antrenörler gönderip FIA'da onların olmasını sağlamalıyız. Yani şu anda gerçekten de ülkemizde aslında var. Yani uluslararası mesela bir 4 yıldız veterinerimiz var. Taşkın Bey, Taşkın Albay.
uluslararası dünyanın her yerine gidip çok büyük organizasyonlarda görev alıyor. Bizim için bir gurur meselesi bu. Şu anda işte Erol Bey var. Yine 2 yıldız veterinerimiz. Cenk Bey var, Cenker. Yine veterinerimiz. Uluslararası hakemlerimiz var. Bu konuda yani hakemlik, veterinerlik bu konularda problem yok. Problem tabana yaymayı beceremiyoruz. Halka indirmeyi beceremiyoruz. Bunu bir yerde bir kopukluk var. Bir şeyler ters gidiyor. Sistem bir yerlerde ters gidiyor. Şu anda çok ciddi güzel şeylere yapılmaya başladı. Özellikle etnik sporlarla beraber. İki yıldan beri yapılan bu etnik sporlar, geleneksel spor dalları federasyonunun yapmış olduğu girişimler önemli derecede atçılığın gelişmesine katkı sağladı, tabana yayılmasına katkı sağladı. Ve belli bir zümrinin elinden de bir noktada kurtarmış oldu olayı. Bu noktada eğer belediyeler de inşallah bu önümüzdeki 5 yıllık 10 yıllık zaman zarfı içerisinde yatırımlarını gerçekleştirmiş olurlarsa çok önemli adımlar atılmış olacak zaten. Ama hepimize bu işle alakalı hepimize düşen bir takım şeyler var. Bunları yapmak zorundayız. Bir kere öncelikle bunun sebebi şu. Neden bu kadar önemli bir konu bu? Bu iş niçin bu kadar önemli bizim ülkemiz için? Niçin biz bu işte bu kadar geriyiz? At avrat silah diyen bir toplum niye bu kadar attan uzaklaştı? Niye biz bu kadar koptuk? Bana göre ben bugüne kadarki yaşamımda gördüğüm en önemli sebebi bunun. Bir kere biz toplum olarak atın insan sağlığına en faydalı canlı olduğunu unuttuk. Ve biniciliğin dünyada ata, insana en faydalı olan spor olduğunu da unuttuk. Seminerlerde, konferanslarda gençlere sorduğum zaman insan vücuduna en faydalı spor sizce hangisi diye soruyorum. Emin olun 150 kişilik bir salonda %99'u yüzme diyor. Evet, klasik yüzme. Yüzme diyor. Bazen yürüyüş diyorlar ama hiç at diyeni görmedim. Çünkü atın spor olduğunu bile bilmiyor gençler. Tabii çok uzağız yani. O kadar uzaklaşmışız ki. Şunu söyleyeyim, yeryüzünde hiçbir spor biniciliğin %10'u kadar insana fayda sağlayamaz. Bunun sebebi şu, yüzme sporunu 30 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar profesyonel olarak yaparsınız ve yüzersiniz. Sizin yüzmek için yapmış olduğunuz egzersizler sonucunda beyin, vücudunuzda yüzmek için gerekli olan spesifik sadece yüzmek için ihtiyaç duyacağınız kaslar geliştirir. Kanatlar, arka kol, dips, omuzlar, baldırlar. Hatta su topu oynayan bir arkadaşım var liseden. Özel gömlek diktiriyor. Yani hiçbir gömlek olmuyor. Çok büyük bir beden gömleği alıyor ve onu kendi bedenine göre öyle... Mutasyona uğramış gibi oluyoruz. Kesinlikle. Peki 40 yaşında bu arkadaşımız diyelim 40 yaşında sporu bıraktı. Yüzmüyor artık. Yani profesyonel olarak yüzmeyi bıraktı. Haftada bir gün yüzüyor işte. Nadiren yüzmeye başladı. Şimdi vücut yüzmediği zaman beyin, diyelim ki bu arkadaşımıza da ömür 90 yaşına kadar yaşayacak. 40 ile 90 arasında 50 sene var. 50 yıl boyunca bu sporu bıraktıktan sonra 50 yıl boyunca bu arkadaşımızın sadece yüzmek için oluşturduğu kasları vücut kullanmayacak artık. Lazım değil yaşarken. Konuşurken, su içerken, yemek yerken, yürürken, yatarken, kalkarken hiçbir şekilde hayatı ölene kadar hiçbir zaman kullanmayacak bu kasları. Ve beyin kullanmıyorsa bu kasları eritip atmaya çalışacak, kurtulmaya çalışacak. Ve ömrünün 40 yaşından 90 yaşına kadar olan süre boyunca bu kasların tamamı onun için yaşamı boyunca bir ağırlık ve yük. Yeryüzünde sadece binicilik sporu insanın temel iskelet sistemini geliştirip vücudunda hiçbir fazladan günlük kullanımdaki ihtiyaç duyduğu kas dışında fazladan tek bir kas yapmayan, fazlalık olan, kullanmadığı kasa da en kısa sürede atmasını sağlayan tek spordur binicilik. Onun için 90 yaşında bir insan da ata binebilir. Dünyada baktığımız zaman bugün ileri ülkelere, özellikle İngiltere. Mesela bugün bakın İngiltere kraliçesine şu yaşta bile yaptığı tek spor biniciliktir. Evet. Tek spor biniciliktir. Spor olarak yaptığı şey biniciliktir. Bu yaşında bile binicilik yapabilir. Çünkü insanın günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu kasları sadece geliştirir. Fazladan hiçbir kas yapmaz binicilik sporu. Ve sonrasında o sporu yapmadığınız zaman da vücudunuz böylelikle zarar görmemiş olacak. Zarar görmemiş olacak. Evet. 40 yaşına kadar yapsanız profesyonel olarak binicilik sporunu, 40 yaşında bırakın. Mümkün değil sizin vücudunuzda bir tane fazladan bir kas yok. Onu mümkün değil vücut atmaz. Lazım olan kaslar var. Onun için bu çok önemli toplumumuz için, gençlerimiz için. Çok önemli bir spor. Onun için tekrar yüzümüzü dönmeli ve tabana bu işi yaymalıyız. Çocuklarımızı tanıştırmalıyız. Atla tanıştırmalıyız. Bunun için de şehirdeki kulüpler
Çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu misyonlarını bence farkına varmalı ve daha bilinçli, daha doğru hareket etmeliler. Ve devletin de bu konuda mutlaka başıboş bırakmamalı. Devlet de bu konuda mutlaka desteğini sürdürmeli. Çünkü biz fiziksel olarak da bu spora çok yatkınız. Yani bu sporu çok iyi yapabilecek bir fiziksel yapıya sahibiz. Atalarımızdan, genlerimizden gelen güzel özelliklerimiz var. Yani çocuklarla birlikte başladığımızda hem spor olarak çok ileriye gidebiliriz hem de atlı yaşamı benimsettiğimizde psikolojik olarak da, mental olarak da çok büyük attan destek görebiliriz. Nergizciğim, şunu tek kelimeyle, ben bugünkü kadar yaşımda 46 yaşındayım. Bu yaşa kadar gördüğüm sadece şunu söyleyebilirim. Kapak gibi yani söyleyebilirim. Bir türkü attan ayırırsanız o türkü olmaz artık. Evet. Yani bir türkü eğer attan koparırsanız o artık Türk değildir. Ben bunu net söylüyorum. Çünkü at, bu bahsettiklerimiz insanın bedenine, fiziğine, fiziksel faydaları. Atın böyle bir faydası yok. Sadece at yoldaş. Düşünün, yeryüzünde, mesela sen kendini düşün. Yeryüzünde kim senin için, annen mi, baban mı, eşin mi, çocuğun mu, arkadaşın mı, kim, hangi insan olarak hangi arkadaşın senin için ölür? Hangi arkadaşın senin için ölene kadar yol gider? Hangi arkadaşın senin için alevin içinden geçer? Hangi arkadaşın senin için uçurumdan atlar? Yani maalesef böyle birini tanımadım. Çatlayana kadar, ölene kadar kim gelir seninle? Hiç kimse gelmez. Yeryüzünde insanın en iyi yoldaşıdır. Yoldaş kelimesinin tam karşılığı attır. Yoldaş dediğimiz şey attır yani. Eğer at yoksa yoldaşlık kelimesi bence kullanılamaz. Yalan olur yani. Yoldaşlık kelimesinin yakıştığı tek canlı at. Bir insan, bir insanı bir at ölene kadar taşır. Eskiden de böyleydi. İnsanlar atlarıyla namsalarlardı. Yani ta diyelim ki Diyarbakır'dan, Elaziz bölgesinden İstanbul'a namı gelirdi atıyla beraber. Atıyla olan ilişkisinden dolayı namı gelirdi. Namı yürürdü yani, nam gelirdi. Hani atın kadar konuş falan denir ya. Evet, hani atın kadar konuş falan denir. Öyleydi yani. Atın kadar konuşurdun. Çünkü neden o söz? Yani bizim atalarımız boşa söylememiş bu lafları. Atın kadar konuş. Çünkü at insanın aynası. Eğer bir atın gelmiş olduğu psikolojik, mental veya sportif seviye sahibinin seviyesini gösterir. Aynasıdır yani. Peki bir şey soracağım Kadir abi. Ne oldu bizim köylerimizdeki atlara? Neden artık köylü çiftçi at bakmaktan vazgeçti? Ya, özellikle bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu ve hani çiftçi çivide olduğu için bunu ben söylemek istiyorum özellikle. Ne oldu? Son kuşak, mesela dedemlerin kuşak, babamların kuşağı döndüğünde, dayımların, dedem, babam kuşağına, babamların kuşağına döndüğü zaman, mesela dedem 8 yıl askerlik yapmış. 2 tane at besledi. Hani nasip oldu onunla beraber en azından uzun bir süre çocukluğumuzu, gençliğimizi beraber onu görmek, onunla beraber geçirmek bana nasip oldu. Çok ondan dolayı Allah'a her zaman şükrediyorum. Atını hiç kimse elletmezdi mesela. Hiç kimse atına onun yem veremezdi. Vermezdi. Eve geldiği zaman önce abdest almadan, namazını kılmadan, yemeğini yemeden önce bir saat boyunca atıyla ilgilenirdi. Soğuturdu, yıkardı, yürütürdü, yedirirdi, içirirdi, önüne otunu koyardı. Sonra elini yüzünü yıkar, abdestini alır, namazını kılar, yemeğini yerdi. Böyle bir ilişki vardı dedemde. Dayımların ya da babamların kuşakta şuna döndü olay. Traktör, şehir, rota birdenbire, insanlar birdenbire gözünü şehire dikti. Çok şehrin keskin cazibesi. Bir geçiş oldu. Yani birdenbire hayatınızda... Birdenbire nefret edilir. Yani hayvan, işte at, köy falan, hani böyle birdenbire bir cezbedici, bir cazip geldi şehirler. Ve insanlar akın akın köyleri boşaltmaya başladı. Ve insanları şehir köleleştirmek için inanılmaz bir hızla yuttu köylerimizi. İnsanlar, şehirler, şöyle düşünün, şehirde, köyde kendi ineğine, kendi koyununa, kendi hayvanına, kendi tarlasına bakıp efendi gibi, böyle bey gibi yaşamak varken, şu andaki fiyatlarla bakalım, 1400 lira asgari ücrette gelip bir fabrikada çalışmak cazip geliyor insanlara. Şehrin böyle bir şeyi var, cazibesi var. Ve şu anda en son bu yıl köye gittiğim zaman hazin, yani şunu gördüm, insanlar yaylaya çıkmıyorlar artık.
Mustafa Kemal'in de söylediği gibi, Atatürk'ün de söylediği gibi, köylü milletin efendisi derken bu çok önemli bir söz. Neden efendisi? Eğer, çünkü köyde yaşayan insan özgür insan. Evet. Bağımsız insan. Şehirde yaşayan insan köle insan. Çünkü apartmandaki gördüklerinize bir takım şeyleri yapmak zorundasınız. Sizi mecbur kılar. Size evet biraz geçim için bir şey sağlar size. Ama bunun hepsini geri alır. Sağlığınızı alır, sağlığınızı size geri satar. Evet, evet. Sizin yiyeceğinizi çürütür, organik diye onu size satar. İşte sağlığınızı bozar. Şu yaşamınızı an burada bozar. Vakit geçirmek için şehirde para kazanmak evet. zorunda kalıyoruz. Bu buradan, çok ters bir denklem. Bu sadece atla ilgili değil. İnsanların acilen nerede yaşadıklarının, ne için yaşadıklarının özgürlüklerini sorgulamaları gerekiyor. Eğer köylerimiz bu hızla boşalırsa emin ol ki sınırlarımız değişecek. İşte Türk'üz, asarız, keseriz, biz işte şöyle koruruz, işte vatan böyle, bunlar hikaye. Çünkü neden biliyor musunuz? Köy biterse, köylü biterse surlar yıkılır ve ülkenin sınırları değişir. Bugün Suriye'de olan bu. Bunu kısaca bu konuya değinmek istiyorum madem açtın. Eğer köylü biterse neden koruyamayız ülkemizi? Bir savaş durumunda köylü yıllarca savaşabilir. Çünkü kümesinde 10 tane tavuğu vardır. Çoluğu çocuğu aç kalmaz. Yumurtasını oradan yer. 2 tane ineği vardır. Sütünü oradan içer. Evin önünde en azından şöyle 100 metrekare bostanı vardır. Oradan geçinir. Köylü 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca savaşır. Çoluğu çocuğu da aç kalmaz. Bugün Türkmen Dağı'da savaşanların, bugün için söylüyorum, savaşanların tamamı köylülerdir. Şehirler tamamen kaçmak zorunda. Çünkü sizin savaşınız, çocuğunuz... Elektrik kesildiğinde hayat bitiyor. Elektrik kesildiğinde, gazımız bittiğinde, fırından ekmek alamadığınızda... Hayat bitiyor. Fırından ekmek alamadığınızda, süpermarketiniz, AVM'nizde malzeme bittiğinde sizin de hayatınız şehirde bitmiştir. Ve çocuğunuz eğer 10 gün sonra açsa, sizin savaşınız orada, asıl savaşınız orada başlar. Ve bugün Suriye'de bakıyoruz, insanlar kendilerini denize atıyorlar. Onun için... Biz öncelikle bir kere köylümüze sahip çıkmalıyız. Bir kere bu biniciliği önce köylerde de yaymalıyız. Köylü insanı da teşvik etmeliyiz. Buradan bir örnek vereceğim. Köyde, yakın köylerde bizim atlarımızı hepsini çocuklar dahil isimleriyle bilirler. Köyde bazen arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Kahvede ya da denk geliyoruz. Mesela köyün bir mahallesi var. Köye 3 kilometre mesafede ve her gün 4 kere camiye gitmek için, kahveye gitmek için, bakkalına gitmek için köyde traktörle gidip geliyor. Soruyorum, amca diyorum, kaç lira harcıyorsun traktörle? Yani kaç kilometre yapmış oluyorsun? Hesap yapıyoruz. Yaklaşık olarak işte 5 kere gitmiş olsa 15 kilometre yapıyor bu traktörle. 15 kilometrede traktörün yaktığını hesaplıyorum. Diyorum ki bir at baksan, şurada bağlasan, eskiden sikke derdik, zincire çakar. Hı hı. Hayvan kendi kendine otlardı. Yem vermesen de kendini geçindirir. Bir tane at baksan hem sahat bulacaksın, hem yakıt yakmayacaksın. O traktörün zırıltısını, gürültüsünü, patırtısını da çekmeyeceksin. Keyifli bir şekilde camiye geleceksin. Gelip bak marketten alacağını alacaksın. Karşı köyde komşuluğa gideceksin. Eğleneceksin. Çocukların evet. da işte eğlenecek. Falan diye bunu hani böyle sempatik bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gerçekten de hani köylerde de ciddi talep var. Mesela at sahibi yaptığımız arkadaşlar var. Şu anda köyde at biniyorlar. Bunlar hani güzel şeyler. Bunu söylemek istiyorum zaten. Şu anda bu örnek yaşam tarzı birçok insana model olacak durumda ve oluyor. Ben de görüyorum evet. zaten. Bu keyifli sohbet de birçok insan için imrendirici bir atlara yakınlaşmak için bir sebep olacak. Ben bu sohbeti bitirmek istemiyorum. Çok doyumsuz ama. At binmek istiyorum Kadir abi. Mümkünse tabii şimdi ki. Hadi at binelim. Tabii ki. Yani bizim işimiz biliyorsun atlı yaşamdayız ve atlarla beraberiz. Yani yani at binmeden hani atla beraber bir vakit geçirmeden bir, zaten günümüz geçmiyor. Buraya geldiysen mecbur zaten bineceksin yani. Hadi o zaman. Hadi başlayalım. Kıymetli milli sporcumuz Kadir Başduy'la çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii konu asla bitmez, bitmeyecek. Ama biz evet. bu hafta bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.